Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammedin salavat. Evet, bu akşamki dersimizi inşallah takva ve ameli salih önemi ve nasıl yaşanacağı. Yani hepimizin bildiği takva ve ameli salihte müthiş bir ne var? Erozyon var değil mi? Yani bakıyorsun giyim kuşam her şeyiyle takva üzere olduğunu gösteriyor ama bakıyoruz ki takvadan eser kalmamış. Ameli salih'ten eser kalmamış. Yani öyle bir enteresan konumdayız ki bundan bütün cemaatler nasibini almış. Bir manada baktığınızda tarikatlar, cemaatler yani asrımızın işin hakikatine bakacak olursak en büyük sıkıntısı takvayı ve ameli salih'i ikinci, üçüncü plana atışımızdan kaynaklı. Öncelikle takva kelimesinin imani anlamını Üstadın Kur'an-ı Kerim'den İşaret-ül İcaz'daki istihracından şöyle bir bakalım kısa kısa da olsa. İşaret-ül İcaz 21. ayette. Evet. Ey arkadaş! Vakta ki Kur'an-ı Kerim ibadeti emretti. İbadet ise üç şeyden sonra olabilir. Birincisi, bu üç şeyden sonra ancak ibadet eder konuma gelebilir diyor bir Müslüman. Birincisi, ne olması lazım? Mabudun mevcut olmasıdır. İbadet edilecek bir yaratıcın olması lazım değil mi? İkincisi, mabudun vahid olmasıdır. Üçüncüsü, mabudun ibadete istihkakı bulunmasıdır. Kur'an-ı Kerim o üç mukadder suale işaret etmekle beraber şartlarının delillerinde zikrederken mabudun vücuduna dair olan delilleri iki kısma ayırmıştır. Birisi hariçten alınan delillerdir ki buna afaki denilir. İkincisi insanların nefislerinden alınan bürhanlardır. Buna enfüsi tesmiye edilir. Enfüsi olan kısmını da biri nefsi, diğeri usulü olmak üzere iki kısma taksim etmiştir. Demek, mabudun vücuduna üç türlü delil vardır. Afaki, nefsi ve usulü. Evvela en zahir ve en yakın olan nefsi delile ellezi halakaküm yani mealen o Rabbiniz ki sizi yaratmıştır. Bakara suresi 21. ayette cümlesiyle usuli delile de vellezine min kabliküm sizden öncekileri de cümlesiyle işaret etmiştir. Sonra ibadet insanların hilkat ve yaratılışına talik edilmiştir. İbadetin hilkati i beşere terettübü iki şeyden ileri geliyor. Ya insanlar ilk ilk yaratılışında ibadete istidatlı ve takvaya kabiliyetli olarak yaratılmışlardır ve o istidadı ve o kabiliyeti onlarda gören onların ibadet ve takva vazifelerini göreceklerini kaviyen ümit eder. Veyahut insanların hilkatinden ve memur oldukları vazifeden ve teveccüh ettikleri kemalden maksat, İbadetin kemali olan takvadır. Leallekum tetekun ta ki takva mertebesine erişesiniz. Şu cümle her iki nokta, her iki noktaya da tatbik edilebilir. Yani istidat ve kabiliyetinizde ekilen veya vazife ve hilkatinizden kast edilen takvanın kuvveden fiile çıkarılması lazımdır diyor. Yine 182. sayfada yine 21. ayetten devam ediyoruz. Lealleküm tettekun ta ki takva mertebesine erişesiniz kelimesi ümit ve recayı ifade ediyor. Fakat bu mana hakikatiyle cenab Hak hakkında istimal edilemez. Binaenaleyh ya mecazen istimal edilecektir veya muhataplara veyahut sami ve müşahitlere isnat edilecektir. Manayi mecaziyle Cenab-ı Hak hakkında isnat edilmesi şöyle tasvir edilir. Nasıl ki bir insan bir iş için bir adamı teçhiz ettiği zaman o işin o adamdan yapılmasını ümit eder. Ne yapıyor? Kalifiye eleman arıyor değil mi? O işin o adamdan yapılmasını ümit eder. Kezalik bila teşbih Cenab-ı Hak insanlara kemal için bir istidat, teklif için bir kabiliyet ve bir ihtiyar vermiştir. Yani yaratılışta ibadet etme değil mi? Şeyi meyli insana verilmiş o şey var. Bu itibarla Cenab-ı Hak insanlardan o işlerin yapılmasını intizar etmektedir denilebilir. Bu teşbih ve istiarede İlkat-i Beşer'deki hikmetin, insanların yaratılışındaki hikmetin takva olduğuna ve ibadetin de neticesi takva olduğuna ve takvanın da en büyük mertebe olduğuna işaret vardır. Yine tettekun kelimesine baktığımızda yani takva mertebesine erişesiniz e, mealindeki takva, tabakat-i mesku, meskurenin ibadetlerini tereddüt ettiğinden, takvanın bütün kısımlarına, mertebelerine de şamildir. Mesela şirkten takva, kebairden masivaullah'tan kalbini hıfs etmekle takva, ikaptan iştirap etmekle takva, günahlardan kaçınmakla takva, gazaptan tahaffuz etmekle takva, demek tettekun yani takva mertebesine erişmek için ne yapmamız lazım? Şirkten, değil mi? günahlardan, kalbini temizmeden, bir ikaptan kaçınarak ne yapacağız? Gazaptan Cenab-ı Hakk'ın gazabından korkarak ne yapmamız lazım? Takva mertebesine erişmemiz lazım kelimesi. Bu gibi mertebeleri tazammun eder. Ve keza ibadetin ancak ihlas ile ibadet olduğuna ve ve ibadetin mahzan vesile olmayıp ibadetin değil mi? bu sayılan neticeleri elde etmek için vesile yapmayıp maksudu bizzat olduğuna, Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapmak olduğuna ve ibadetin sevap ve ikab için yapılmaması lüzumuna bu ayet ne yapıyor? İşaret ediyor. Yine sözlerde takva ile ilgili hepimizin bildiği dördün yani 27. sözdeki dördüncüsü Nasıl ki bir cisimde, yine fıtrattaki bu takva mertebesini örneklendiriyor. Nasıl ki bir cisimde neşvü nema için teve, teve, tevessü meyli bulunur. Bitkilerde de var değil mi? Gelişmesi için hayvanlarda da var, insanlarda da var. Bir cisimde neşvü nema için, gelişmesi, büyümesi için tevessü meyli bulunur. O meyli tevessü ise... Çünkü dahildendir. Bitkinin olsun, hayvanın olsun, insanın olsun. Bu tevessü, büyüme ve gelişme, genişleme şeyi dahildendir. Vücut ve cisim için bir tekemmüldür. Bu tevessü meyli değil mi? Fakat eğer hariste tevsi için bir meyil ise o vücudun cildini yırtmaktır. Ağacı hızlı büyütelim diye ne yaptık? Dışarıdan müdahale ettik. Veya hayvanı veya insanı aynı şekilde. Ne yaparsın? Cildini parçalarsın değil mi? Yırtarsın yani. Çünkü dışarıdan. Ama içeriden olursa o meyil ne yapıyor? Kemale ulaşıyor. İslamiyetin dairesine Selefi Salihin gibi takvayı kamile kapısıyla ve zaruriyat diniyenin imtisali tarikiyle dahil olanlarda meylü tevessü ve irade-i iştihat bulunsa özellikle o asr-ı bunlar değil mi? Aynen buradaki ifade gibi İslamiyet'in dairesine Selefi Salihin gibi onlar bütün iştihatlarını yaparken ne yapıyorlar? Takvayı kamile kapısıyla değil mi? Ve De zaruriyat-ı diniyenin imtisali tarikıyla dinin zaruriyetlerin yerine getirmesi tarikiyle dahil olanlarda da meylüt tevessü büyüme ve gelişme ve irade-i bulunsa o kemaldir. Ve tekemmüldür. Zaten o kemali ne yapmışlar? Yakalamışlar. Asr-ı saadeti yakalamışlar. İnsanlar böyle karıncayı dahi incitmemek için titremişler değil mi? Tekemmüldür, kemaldir. Yoksa zaruriyatı terk eden, geliyoruz hani bu 27 sözdeki iştihat bahsinde olduğu için, yoksa zaruriyatı terk eden ve hayatı dünyeviyeyi, hayatı uhreviyeye tercih eden ve felsefeyi maddiye ile alüde olanlardan olan o meylü tevsi ve irade iştihat vücudu İslami tahrip ve boynundaki şer'i zincirini çıkarmaya vesiledir. Ne diyor? Ya namaz diyor. Beş vakit olmaz diyor ya. İki vakit olur diyor değil mi? Üç vakit olur diyor. Yani düşünüyor musun? Aynen buradaki örnek Yine takva ile ilgili Mesnevi Nuriye'den 204. sayfada: İlem eyühel aziz öz ve viciz sözler. Eğer takva ve ameli salih ile halıkını razı ettin ise halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. O kafidir. Eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse iyidir. Şayet onlarınki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur. Çünkü onlar da senin gibi aciz kullardır. Mahza ikinci şıkkı takip etmekte şirki hafi olduğu gibi tahsili de mümkün değildir. Evet bir maslahat için sultana müracaat eden adam sultanı irza etmiş ise sultan razı etmiş ise o iş görülür. Etmemiş ise halkın iltimasıyla çok zahmet olur. Ma, ma fih, Yine sultanın izni lazımdır. İzni de rızasına mütevakkıftır. Yine Ameli Salih ile ilgili mektubattan 460. sayfada 29. mektupta <laughs> vakit müsait olmadığı için yalnız icmalen ve ve zeytün yemin olsun incire ve zeytine kasemindeki çok nüktelerinden bir nükteye işaret edeceğiz. Şöyle ki Cenab-ı Hak ne yapıyor? Tin ve zeytin ile incir ve zeytin ile kasem vasıtasıyla yemin vasıtasıyla azameti kudretini, kudretinin büyüklüğünü ve kemali rahmetini ve büyük nimetlerini ihtar ederek esfel safilin tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip şükür ve fikir ve iman ve ameli salih ile ta alayi ili yine kadar terakkiyat maneviye mazhar olabilmesine işaret ediyor. Nimetler içinde tin ve zeytinin, incir ve zeytinin tahsinin sebebi o iki meyvenin çok mübarek ve nafi olması ve hilkatlerinde de medar dikkat ve nimet çok şeyler bulunmasıdır. Çünkü hayat-ı ve ticariye ve tenviriye ve gıday insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi incirin hilkati zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp derc etmek gibi bir harika mucize kudreti gösterdiği gibi taamında, menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sahil menafiindeki nimet ilahiyi kasem ile hatıra getiriyor. Buna mukabil insanı iman ve ameli salihe çıkarmak ve esfel safiline düşürmemek için bir ders veriyor. Yine 32. sözde hem dalaletin yolunda sabıkan beyan edildiği gibi esfel safiline insanı öyle bir süküt ettiriyor ki hiçbir medeniyet hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları ve o derin zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyat-ı beşeriye, hiçbir kemalat-ı fenniye insanı çıkaramadığı halde Kur'an-ı Hakim, iman ve ameli salih ile o esfel-i safiline sükuttan insanı alay-ı ilgine çıkarır ve delail-i katiye ile çıkmasını ispat ediyor, çıkarmasını ispat ediyor. Ve o derin kuyuyu terakkiyat-ı maneviyenin basamaklarıyla, tekemmülat-ı ruhiyenin cihazatıyla dolduruyor. Hem beşerin uzun ve fırtınalı ve dağdağlı olan ebed tarafındaki yolculuğunu gayet derecede teshil eder ve kolaylaştırır. Bin belki elli bin senelik mesafeyi bir günde kestirecek vesayeti gösterir. Yukarıdaki takva ve ameli salihin Cenab-ı Hakk'ın bir emri olduğunu ne yaptık? Anladık ve bu emirleri yerine getirebilecek bir yaratılış ile yaratıldığımızda bu manada anlamış olduk. Şimdi 98. mektupta Kastamonu layıkasında ise yani takva ve ameli salihinin bulunulan devre göre hususiyetinin değiştiğini açıklamalarıyla nazarlarımıza üstad verip her ikisinde daha verimli hale getiren i̇ştirak ı amal uhreviyi nazarlarımıza veriyor. Yani beşinci sözde buradaki ayetin tefsir yapılıyor. İnne Allahe ve allezine tekav ve lezine hum muhsinun ayeti yani şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. Nahl suresindeki 128. ayetin bir manada hem tefsiri olmuş oluyor. Bu Kasımın layıkasındaki mektup. Üstad Hazretleri bu mektup gayet ehemmiyetlidir diye de bir not düşmüş. 98. mektubun başına. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. İmandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih. Hemen üstad açıklıyor takva menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek ve ameli salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman bu açıklamadan sonra ne diyor? Her zaman def işer kötülükleri değil mi? Def etmek celb-i cel nefa raci olmakla beraber yani faydalı şeyleri çekmeden üstün şerleri kötülemek öncelikle. Bu tahribat özellikle ahir zamanda değil mi? Bugün de yine içinde bulunduğumuz zamanda bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit, takva olan def-i mefasit, ifsad edici her şey aklınıza gelen değil mi? Ya. Yani. Ve terk-i kebair, gün, 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 büyük günahları terk, üstül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Demek ki menfi cereyanların dehşetlendiği bir devirde takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Yani adama şimdi takvayı namazını kılmıyor. Takva yani namazı yarım, yarım kılıyor. Ne yapacağız? Önce namazını değil mi? takva ile kılmasını sağlayacağız ki vefasit ne olsun? Bir manada farzlarını yapan, kebirelerini işlemeyen kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde, böyle büyük günahların içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi ameli i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek içtinap az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarzı hayatı içtimaiyede yüz günah insanlara karşı geliyor, elbette takva ile ve niyeti içtina bile 100 ameli salih işlemiş hükmündedir. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken şimdi binler tahribatçıya mukabil üstadın döneminde de günümüzde de binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütühat görülecekti. Demek ki takva ve ameli salih gerçekten çok önemli. Yani üstadın ne yapıyor? Erek başlıyor Kur'an-ı Kerim öğretmeye değil mi? Tale Talebelerim el cümle hayat-ı idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi şeriat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam olan Seddi tezelzülü tezelzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahideleri inşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve ameli salihaya medar olur. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirak-ı amali uhrevi düsturuyla birbirimize kalemler ile her birinin amali saliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi Lisanlarıyla her birinin takba kalasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize bu mübarek şu selasede ve eyyami meşhurede yardımına koşmak sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkarların şe'nidir. Bütün ruhumla bu imdad-ı maneviyi sizden rica ediyorum. Ve ben dahi iman ve sadakat şartlarıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştirak amali uhreviye düsturuyla bazen yüz defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum. Bizler de bu dersleri yaparak, okuyarak, bu hakikatleri okuyarak değil mi? üstadımıza ve saf ve evvel abilerimize ne yapıyoruz? Takviyelerimizi değil mi? Hasenatlarımızı gönderiyoruz. Bu manada. Yine Kastamonu 58. mektupta hayatı ı takva ve ameli i salihi uygulamanın ve yaşamanın imkansız hale geldiğini toplum hayatında buna karşı nur talebelerinin nasıl muvaffak olduklarını yazdığı mektuple dersimizi tamamlayalım inşallah. Aziz Sıddık kardeşlerim, latif ve manidar ve beşaretli iki hadiseyi beyan ediyorum. Birincisi, meyusane bir hatıradan müjdeli bir ihtar. Bugünlerde hatırıma geldi ki, hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, yani toplum içinde yaşayan her, her birimiz değil mi? Hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususi ibadet ve takvası nasıl mukabele edebilir diye meyusane, ümitsiz bir şekilde Üstad Hazretleri düşündüm diyor. Hayat-ı İçtimaiye'deki Risale-i Nur talebilerinin vaziyetlerini tahattür ettim. Risale-i Nur şakirtleri hakkında necatlarına, ve ehli saadet olduklarına yani imanla kabre gireceklerine dair kuvvetli işaret-i Kur'aniyeyi ve beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm. Kalben dedim ki her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur diye mütehayyir kaldım. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki Risale-i Nur'un hakiki ve sadık şakirtlerinin mabeyinlerindeki düstur esası olan iştirak amal uhreviye kanunuyla ve samimi ve halis tesanüt sırrıyla her bir halis hakiki şakirt bir dil ile değil belki kardeşleri adedince bin, e, diller ile ibadet edip istiğfar ederek bin taraftan hücum eden günahlara binler dil ile mukabele eder. Bazı melaikenin 40 bin dil ile zikrettikleri gibi halis, hakiki, müttaki bir şakir dahi 40 bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder. Necata yani kurtuluşa müstehak ve inşallah ehli saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve istinab-ı kebair derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatte çalışmak gerektir. İkincisi, eski zamanda 14 yaşındayken icazet almanın alameti olan, yani üstad kendisiyle ilgili bir şeyi burada ne yapıyor? Hatırasını anlatıyor. Eski zamanda 14 yaşındayken icazet almanın alameti olan üstad tarafından sarık sardırmak bir cübbe bana maniler bulundu. Ne yapıyor üstad? Te tedrisini tamamlamış ama ona cübbe giydirecek bir üstün kişi yok. Yaşımın küçüklüğüyle memleketimizde büyük hocalara mahsus kisveyi giymek yakışmadığı için ikincisi noktası da üçüncü olarak saniyende o zamanda büyük alimler bana karşı üstatlık vaziyeti değil, ya rakip veyahut teslimiyet derecesine girdikleri için bana cübbe giydirecek ve üstatlık vaziyetini alacak kendilerine güvenenler bulunmadı. Ve evliya yazım eden 4-5 saatin, o büyük evliyalardan da diyor, 4-5 saatin vefat etmeleri cihetinde 56 senedir icazetin zahir alameti olan, o almış olduğum icazet diplomasının açık alameti olan cübbeyi giymek ve bir üstadın elini öpmek üstadlığını kabul etmek hakkımı ne diyor? Üstadlığını kabul etmek hakkımı bugünlerde yüz senelik bir mesafede kim giydirmiş üstada cübbeyi? Yüz senelik bir mesafede Hazreti Mevlana Zülcenaheyn Halid Ziyadettin kendi cübbesini o cübbeye sarılan bir sarık ile pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek ve yüz yaşında cübbeyi giyiyorum. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükrediyorum. Haşiye bu mübarek emaneti Risale-i Nur talebelerinden ve ahiyet hemşirelerinizden Asiye namında bir muhterem hanımın eliyle aldın diye de bir haşiye düşmüş. Elbette ki Üstada layık değil mi? Cübbeyi de sarığı da giydirecek ne olması lazım? Bir önceki mücedidin olması lazım. O manada da gerçekten Cenab-ı Hak layık etmiş. Subhaneke la ilmelina illa inneke entel hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.